Herkese merhabalar. Hızlanma kampımız tüm süratiyle devam ediyor. Şimdi üçüncü adımdayız. Üçüncü adımda süper bir konu göreceğiz. Doğrusal denklemler gerçekten de LGS'de en önemli konulardan bir tanesi nedir deseniz... ...kareköklü ifadeler ve doğrusal denklemler deriz. Çünkü... inanılmaz değerli denklem kuracağız, x'lerle uğraşacağız, programımıza uygun bir şekilde konuları teker teker zaten bitiriyoruz. Artık son adımlara geldik ve sizinle beraber doğrusal denklemlerde nasıl sorular çıkmış bir bakalım. Şimdi bir kere doğrusal denklemlere baktığımız zaman mutlaka 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 gerçek hayat durumlarını çok iyi bileceğiz. Yani bundan yüzde bin trilyon soru geliyor ve doğrusal denklemlerle alakalı bir de eğim konusu var ki bundan da soru gelmediği sene neredeyse yok. Doğrusal denklemlerin grafiği nispeten daha az çıkıyor ama temel olarak bilmemiz gerekiyor. Koordinat sistemine bakarsak da tabi temel bir konu olduğu için de bilmemiz gerekiyor. Birinci dereceden <laughs> bir bilmeyen denklemler zaten eskiden öğrendiğimiz bir konuydu. Onu da temel olarak bilmemiz gerekiyor diyoruz. Dolayısıyla biz LGS'de odaklanacağımız yer doğrusal ilişkilerle alakalı gerçek hayat durumları ve eğim konusuna özel bir önem vermemiz gerekiyor diyebiliriz. Peki o zaman çıkan sorulara baktığımız zaman da 2019'da 3 tane, 2020'de çıkmadı çünkü sadece birinci dönem konuları vardı. Onu geç. 2021'de 2 tane çıktı. Ortalama 2 ya da 3 soru bekliyoruz. Bunu söylemek istiyorum çünkü çok önemli, çok değerli bir konu diyebiliriz. Bu arada ödevlerimizi de hızlanma setinden vereceğiz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ödevlerinizi mutlaka mutlaka buradaki programa uygun bir şekilde yapmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi bak iki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Zaten burasını demek istiyor. X ve Y ekseni. Koordinat sistemi bir noktada X eksenine çizilen dikme X eksenini A noktasında. Bak burası A noktasında. Y eksenine çizilen dikme ise Y eksenini B noktasında. Bak burası B noktası. Diyor ki bu durumda A ve B sayının oluşturduğu sayı ikisine sıralı ikili denir ve A virgül B şeklinde gösterir. Zaten burayı göstermiş. A virgül B parantezi kapatmış. Koordinat sisteminde A noktasına karşılık gelen sıralı ikili AB ise bu A parantez yani bu şekilde gösterilir diyor. Nokta gösterimini atmış, uzatmış da uzatmış. Ya sorun değil. Yani mesela şöyle bir 3'e e, 5 noktasını mesela B 3'e 5 dersek burası x burası y noktası diyeceğiz. 1 2 3 buradan gideceğiz. x'i bunun 3 Y'si de 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu niye anlatıyorum Tomuç biliyor musun? Sonra bu ikisini birleştireceğiz böyle ve şurası diyeceğiz B noktası. Bunu niye anlatıyorum biliyor musun Tomuç? Neden hocam? Çünkü geçen sene görmüştük bunları ama unutmamış olmamız gerekiyor. Çünkü bu sınavda bunlardan e, ön bilgiler gelebilir. Dolayısıyla bunlardan sorumluyuz hala. Eğim tonu çeren benim dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır. Demin de söylediğim gibi sana şöyle bir şeyde burasına dikey diyorduk burası da yatay diyorduk. Dolayısıyla şunun şuna bölümüne eğim diyoruz. Şunun eğimi çok fazladır. Şunun eğimi daha azdır tonu benim. Çünkü bu daha fazla yokuştur bu daha az yokuştur. Bunları genel olarak bilsen yeterli. Ve aynı zamanda Tonguç'um eğer bir koordinat sistemi çizildiyse sağ yukarı doğru gidenlerin eğimi pozitif. Sol yukarı doğru gidenlerin eğimi negatiftir. Bunu da söylemek istiyorum sana. Aynı zamanda biçiminde verilen doğrunun eğimine dediğimiz şey ise... ...burada yapmamız gereken de biliyor musun? Y'yi yalnız bırakmak. Bak Y'yi yalnız bıraktığım zaman ne oluyor biliyor musun Tomuçum? Bak. B, Y eşittir. Bunu karşı atınca eksi A, X. Bunu karşı atınca eksi C oluyor. Yani şunları eksi, böyle kaybettik. Burada bu kaldı. Sonrasında her tarafı B'ye bölüyorum. Böyle sanki ne yapıyorsun diyeceksin. Uzaylı mısın sen diyeceksin. Hiç sorun değil. Bunları sadeleştirdiğim zaman bak eksi A bölü B buradan geliyor aslında. Eğim X'in başındaki kas Ne demek bu? Uzatma hocam lafı dersen Y eşittir 5X artı 4 diye bir doğru denklemi var. Tamam mı Tomuş Erhan? Evet hocam. Bunun eğimi nedir biliyor musun? Aşırı basit. X'in başındaki sayı. Yani 5'tir diyeceğiz. Bu, bu şekilde bilsen şimdilik yeterli. Zaten sorularda karşımıza gelecek. Şimdi hemen bir tane yeni nesil soru çözelim seninle beraber. Zaten bizim amacımız hızlanma programında yeni nesil nasıl soru çözüleceğini öğrenmek. Sabit hızlarla B ve C şehirlerinden aynı anda ve aynı yönde yola çıkan iki bisikletlinin bulunduğu doğrusal bir yol gör, görselle verilmiş. Tam, zaten gözüküyor. Tamam iyi oldu. Doğrusal grafikte ise bisikletlerin A noktasına uzaklıklarının zamanla değişimini değişimi kilometre cinsinden verilmiştir. Hmm. A noktasının uzaklıklarının zamanla değişimi. He hareketliğin ana noktasının uzaklığı. Tamam. Arkadaki bisikleti öndekine D noktasında yetiştiğine göre C ve D noktaları uzak kaç kilometre demiş. Şimdi bir kere şunu unutmamamız gerekiyor Tonguç'um. Neydi bizim formülümüz? Hemen söyler misin bana? Formül acayip önemli bir formüldü. Y eşittir başlangıç. Bak bu acayip önemli bir formül. Başlangıç artı veya eksi de olabiliyordu. Değişim çarpı x hatırlıyorsan. Bak bu zımbırtı e, bu zımbırtıyı bilmiyoruz. Y eşittir diyorum. Şimdi burada 20'den başlıyor görebiliyor musun? Bak 20'den başladı. Peki değişim nedir biliyor musun? Birim zamanda yani bir dakikada ne kadar değişiyor? Bak bu 4 dakikada ne yapmış bu adam? 20'den 22'ye çıkmış değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Dolayısıyla bak şunu hemen yazmak istiyorum. 4 dakikada 4 dakikada 20'den 22, iki kilometre değiştiyse iki kilometre değiştiyse bir dakikada kaç kilometre değişmiştir? E, 1 bölü 2 kilometre değişmiştir Tonguç Eren Bey'im. Veya hatta şöyle diyeyim 0,5 kilometre değişmiştir. Yani yarısı kadar şey. Aa. Daha doğrusu bunun dörtte biri kadar. Bunu dörde e böldük, bunu dörde böldük. O zaman diyorum ki bunun değişimi 0,5 x. Yani 0,5 değişimi çarpı x diyoruz. Bunu yazdık. Şimdi bunun denklemini yazalım. Bunun denklemini de yeşille yazmak istiyorum sana rica ediyorum. Y eşittir. Bunun başladığı nokta 36. Zaten bu nokta demek ki buradan 36 kilometreymiş. Burası da bak burada 20'den başladığı için 20 kilometreymiş. Eyvallah. 36 artı artı bak bu 4 dakikada kaç gitti? 4 dakikada 1 kilometre gitti. O zaman 4 dakikada 4 dakikada 1 kilometre gittiyse bir dakikada kaç kilometre gider? 0,25 kilometre gider değil mi? Yani dörtte biri değil mi evladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla 0,25 çarpı x diyorum. 0,5 çarpı x. O zaman bunların denklemlerini yazdıktan sonra bunlar ne yapacakmış Tonguç'um? Bunlar D noktasında birbirlerine yetişeceklermiş. O zaman gittikleri yer aynı olacak. Yani sonuçta vardıkları yer bunlar toplamının aynı olması gerekiyor. Hemen ne yapacağım? 36 artı 36 artı 0,25 x eşittir 20 artı 0,5 x diyorum. Tabii bu çarpı manasına geliyor. İşte bu kadar. Formülleri yazdık. Şu formüle göre oluşturduk. Her ikisinin de ayrı ayrı oluşturduk. Sonra diyor ki ya birbirlerine yetişecek diyor. Yetişeceğine göre bunlar A noktasına göre aynı yere gelmeyecekler mi Tomuç evet, arası. hocam. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Demek ki A noktasına göre bu arada bu kadar mesafe olacak. Ha diyorum ki ben o zaman. Dikkat et. şu gittikleri mesafeler aynı olması gerekiyor. Şimdi burada yapmam gereken şey bu 20'yi karşıya gönderiyorum. Bu 0,25x de bu tarafa gönderiyorum. 20'yi bu tarafa gönderirsem 36 eksi 20 eşittir. 0,5x eksi 0,25x diyorum. 36 eksi 20 kaç eder? 16 eşittir. Bundan bu çıkarsa 0.5 armuttan 0.25 armut çıkarsa 0.25 armut kalır. Sonrasında Tonguç Erbem 0.25 1 bölü 4 değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. 1 bölü 4 e, çarpı x diyorum. Sonra her tarafı 4 ile çarptığım zaman çarpı 4 çarpı 4. Bununla bu sadeleşti. O zaman 6 kere pardon 16 kere 4 64. x eşittir 64 e, müş diyoruz. Peki x neydi Allah'ını seversen? X eksenine dikkat ettiysen Tonuç'un burası X ekseni burası Y ekseniydi. X ekseni dakikaydı. O zaman 64 dakika sonra bunlar birbirleriyle e, beraber Buluşmaz bir arıyor. olsunlar. Süpersin. Şimdi C ve D noktaları arasındaki uzaklık diyor. Yaptığımız şey şu bisikletlinin yani şuradaki bisikletinin, çünkü bu A noktasına göre daha uzakta gördüğün gibi. Buradaki bisikletlinin aslında şuradan şuraya gitmesi değil mi aslında Tonguç Evet abi? hocam. Dolayısıyla 64 dakikada bu kaç kilometre yol gider onu bulsak yeterli bize. Çünkü 64 dakika sonra birbirleriyle karşılaşıyorlarmış. E bu bisiklette için ne demiştik grafikte? bir dakikada 0,25 kilometre gidiyor. O zaman 64 dakikada toplamda 64 çarpı 0,25 kilometre giderdir Tonguç'um. Ve 0,25 zaten 1 bölü 4'te hatırlıyorsan 64'ü 4'e bölüp... 16 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bak bir tane daha yeni soru. Yeni nesil sorularda sen senin sorunlu olmadığın bir formül verebilir. Mesela bu formül eskiden 8 sınıf müfredatında vardı. Şimdi cevap neymiş hocam ha? Burada şimdi sana bunu ekstradan veriyor. Şimdi bunu görmeden sana veriyor hatta. Bakalım hemen. Aşağıda bir bölgenin şey dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bak hipotenüs burasıymış. Bunların karelerin toplamı yani a kare artı bunun karesi b kare eşittir hipotenüsün uzunluğunun karesi yani c kare. Bak bu Pisagor formülüdür. Bunu aklımızda tutalım. Zaten bunu da vermişti. Aşağıda bir bölgenin karelerden oluşan koordinat sistemi üzerine çizilmiştir. Tamam ya A noktasında ise iki arkadaş bulunmaktadır. Yani burada iki tane ee, şey vardı. Olmaz olsun öyle arkadaşlık. Sonra diyor ki A noktası üzerindeki arkadaşların Emine eğimi 1 bölü 3 olacak şekilde yürüyüp x ekseni üzerindeki üzerindeki B noktasına gidiyor demiş. 1 bölü 3. Hay Allah bu birazcık karışık. Nedir bu? Eğim neydi Tonguç Eren Bey? Eğim hocam yokuşluk. Eğim şey, yokuşluk demekti. Boy bölendi. Yani dikey bölü yataydı. Eğim buysa eğer. O zaman ben e, bir tane yukarı gidiyorsam üç tane de e, şeyde gitmem gerekiyor. Sağa doğru gitmem gerekiyor veya sola doğru. Yani yatayda gitmem. Yani şöyle bir bak. Burası birse burası üç olmak zorunda değil mi Tonguç Erhan Evet hocam. Çünkü eğimi bir bölü üç demiş. Bir bölü üç bak gördüğün gibi. Şimdi Ayşegül ise eğimi iki olacak şekilde yürüyormuş. O zaman ne olacak burası? Burası iki ise burası bir olacak. İki bölü bir al sana ikiyi veriyor. Yani ikinin altında görünmez bir bir vardı değil mi? Görünmez bir bir vardı. Dolayısıyla Ayşe Emine böyle yürüyorken Ayşegül böyle Ayşe yürü. Fatma Hayriye. Hadi Emineyi yürütürken turuncuyla yürütelim. Hadi Emineyi başlatalım. Turuncuyla bir tane bak üç sağ bir yukarı gideceğim. Üç sağ bir yukarı. Üç sağ bir yukarı. O zaman buraya geldi Emine. Emine'nin buraya geldiğini söyleyebiliriz. Ha. E yazıyorum buraya. Sonrasında başka bir renk alıyorum yani Ayşegül için de mavi rengi alıyorum ve bir sağ iki yukarı. Bir sağ iki yukarı. Bir sağ iki yukarı. Bir sağ iki yukarı. Zaten y ekseni üzerimize geldik. Ayşegül'ün noktasını da burada bulmuş olduk. Şimdi adam bize ne diyor? diyor Kim bu ki, adam? koordinat sistemi bir birim gerçekte 24 mi? Of soruya bak aman Allah'ım bir de bunları vermiş. Nasıl hazır hocam? Bu Son durumda Emine Ayşegül arasındaki mesafe yani şu aradaki mesafeyi soruyor bize. Burası gerçekten kritik. Bu aradaki mesafeyi bulabilmek için benim yapmam gereken atraksiyon ne biliyor musun? Bak, burası 1 2 3, değil mi evladım benim? Burası 1 2 3 4, değil mi evladım benim? Hatta çok pardon, birazcık yaklaştırayım da sen buradan rahatlıkla görebilirsin. Bak senin için. Her şey senin için. Bak burası 3 1. Önce insan. Burası 1 2 3 4. Ne diyorsun Allah'ım? Her şey. Için. Şimdi burası 3 4'se ve burası dik üçgense tomucum, burada bir Pisagor vardır. Demin yaptığımız gibi, şu da yaptığımız gibi. Neydi burada hatırlıyorsan bak buradan hemen göstereyim sana. Hatırlamak bile istemiyorum. A kare artı B kare eşittir C kareydi. Dördün karesi, dördün karesi artı üçün karesi eşittir. Bu aradaki mesafeyi x diyelim. X'in karesidir Tonguç'um. Dördün karesi 16 artı üçün karesi 9 eşittir x karedir. 16 artı 9 25'tir. 25 eşittir x kare ise x eşittir 5'tir. O zaman şurası 5 birim. Ne bu? Dikkat et. Birim. Ha, O zaman diyorum ki koordinat sistemindeki bir birim gerçekte 120 metreye eşit olduğuna göre son durumda Emile ve Ayşegül arasındaki şu 5 birim kaç e, mesafedir? 5 çarpı 24'ten. Ops. Pardon. 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 Hemen bunu düzelttik. Tekrar. Evet. 5 çarpı 24'ten. Bak. Bu 5 birimde. Bir birim 24 metredir. 5 çarpı 24'ten 120 metredir diyoruz. Aşağıda farklı batlarda kırmızı ve sarı küpler kullanılarak iki farklı kule oluşturulmuştur. Şimdi bir odanın tabanında bir kırmızı ve iki sarı küp üst üste konulacak konulunca demiş. Tavanla en üstteki küp arasında 1.98 zaten burada göstermiş. İki kırmızı ve üç sarı küp üst üste konulunca en üstteki küp ile tavan arasında 1.23. Burada da göstermiş. Yani şu mesafe yani şu mesafe. Burada iki sarı var, bir kırmızı var. Burada iki kırmızı var, üç sarı var. Tamam yuvala. Kırmızı küpün bir yüzeyinin alanı. Alanının sarı küpün bir yüzeyinin alanına oranı. Yani bunun alanının bunun alanına oranı 9 bölü 4 olduğuna göre demiş. Odanın tabanı ile taban arasındaki e, en fazla kaç tane sarı küp sığabilir? Şimdi <laughs> diyor ki kırmızı küpün yüzey alanının sarı küpün yüzey alanına oranı. Şimdi adam diyor ki bunun alanı bunu. Şimdi ben bilmiyorum bunların ne olduğunu. Ama ona bir şey vermem gerekiyor Tunguç'um. Ee, mesela bu kırmızı küpe A diyelim. Buna da B diyelim. Tamam mı bir kenarına? Evet. O zaman bunun alanı nedir biliyor musun? Bak küp olduğuna göre bir tane kare de bir sürü kare var değil mi? Burada kaç tane kare var? Altı tane kare var. Bir tane karenin alanı A karedir. Altı tane karenin alanı da altı A karedir bunun yüzey alanı. Bunun yüzey alanı nedir? altı tane B karedir. Çünkü evet, burada evet. bir tane e, alanı B karedir. Hepsi de altı yüzeyli olduğu için küp altı yüz altı Unutmayalım Tonguç'um. Hatta açtığımızda da şöyle bir şekil oluşur. Bunu da sana ders olarak veriyorum. Bak Hocam, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dolandırıcılar çıkmış. Şimdi, bir, baştan başla bir, iki, üç, dört evet, Altı A kare, altı A kare, kare. Ee, bölü altı B karenin ne olduğunu söylemiş bize. Dokuz bölü dört olduğunu söylemiş. Aman Allah'ım soruya bakar mısın? Yani A kare bölü B. Altıları sil ya ne gerek var. A kare bölü B kare 9 bölü 3. O zaman A kardeşim 3 kattır. B kardeşim 2 kattır. Tonguç evladım benim. A. Neden? Çünkü A'nın karesi dokuzmuş, karesi 9'muş. B'nin karesi 4'müş. O zaman A 3 kat B 2 kattır. Buraya anladık mı? Anladım hocam. Süper 3 kat 2 kat dedik. Sonrası da Tonguç'um. Bak bunun bir kenarı o zaman üç katken bunun bir kenarı iki kattır. Ha, bunları yazdıktan sonra diyorum ki ya o zaman bu uzunluk üç katsa şu uzunluk da üç kattır. Şu uzunluk da üç kattır. Şurada iki tane de sarı var. Burası dört kat. Toplamda o zaman üç kat kırmızının uzunluğu artı dört kat sarının uzunluğu artı bir virgül Aslında buradan buraya mesafe değil mi Tonguç Eral'ın benim? Evet. Süpersin. Şimdi birazcık zor beynin düştü tabii jeton. Buradan sonra da bak burası üç kattı bir tanesi. E, burası da üç kattı. Bir, iki, üç tane de iki kat var. Çünkü bir tanesi iki katlı dikkat etsen. E, burada da altı kat var. O zaman üç kat artı, üç kat artı. Bunlar da altı kat artı. Bir virgül yirmi üç. Bu arada e, bir virgül yirmi üç metre olacak burası. Bunu yanlış almışız. Tamam. Tamam. E, bu da bu da bu duvarın uzunluğu değil mi Tonguç Erhan'ın benim? Evet hocam. E bunlar eşittir o zaman birbirlerine ya. <laughs> ne uzattın sen de ya. Siz Çanakkale'li misiniz hocam? Evet abi ya falan. <laughs> Şimdi dolayısıyla bak Tonguç'um. Bu ikisinin toplamı 7 kat artı 1,98. Hocam geçen bir arkadaşın gözümün yağını yiyordu. Gözünün yağını yeme. Niye gözünün yağını yiyorsun? Ama hocam? şifa buluyormuş evet, hocam. Evet 3 kat 3 kat. Gülpları 12 kat artı 1,23... Dolayısıyla diyorum ki yahu katları bunu buraya atalım. O zaman ne olur? Ee, 12 kat eksi e e e 7 kat olur. Eşittir. Bunu da bu tarafa atıyorum. 1,23'ü 1,98 eksi 1,23 sonrasında çıkardığım zaman şurada 5 kat kaldı. Ee, sol tarafta da 1,98'den 1,23'ü çıkartsan kaç kalır? Hemen söyle bakayım bana. 97. Hayır. 7,5 kalır. 7,5. Bunların hepsi tabii metre cinsinden yapıyoruz. Değil mi Tomuç? Aram? Evet hocam. Ha. O zaman her tarafı 5'e böldüğümüz zaman bir katın 1,5 metre olduğunu söyleyebiliriz Tomuç'um. Buraya kadar tamam. O zaman bir kat evet 7,5 hayır 7,5 değil özür dilerim 0,75 o zaman 0,15 olduğunu söyleyebiliriz bir katın. Şimdi bu birazcık tabi e, bir daha düzeltilmesi gerekiyor. O zaman bir kat 0,15. Ha şimdi diyor ki adam bize. E, tabi bunu metre değil de santimetreye çevirerek de yapabiliriz. Yani burasını 198 eksi 123 yaparız. Burası 75 santimetre olur. O zaman bir kat ne olur? 15 santimetre olur. Bu daha basitmiş. Tamam. Bir kat eşittir 15 santimetre. Peki o zaman bunun bir kenarı 30 santimetre olmaz mı iki kat evet, olduğu için? Hocam. Bunun bir kenarı 45 santimetre olmaz mı üç kat evet. olduğu için? Süper. O zaman bir de diyor ki kaç tane sarı yerleştirebilirim diyor. E, bütün duvarın uzunluğunu bir hesaplayalım seninle beraber hayırlısıyla. Şu zaten bütün duvarın uzunluğuydu. Şimdi üç kat artı dört kat yani yedi kat. Yedi çarpı 15 beş kaç eder Allah'ını seversen? Yedi çarpı 15. 105 eder. 70, 7 kere 5, 35. Artı burası da 198 zaten. Bu duvarın bütün hepsinin uzunluğudur. 198 artı 105. İşte kaç etti Allah'ın seversen? 200, e, iki, 70, 7 kere 5, 35. Ha, 200 e, 70, 7 kere 5, 35 105 etti. Harika. E, hemen söyle bakayım. E 200 300 özür dilerim. 303 etti. Değil mi Sengutoğlu evet hocam? Ha 8 5 daha 13 9 ee, evet burası 303 santimetreymiş duvarımız. Ha o zaman diyor ki en fazla bu bu bu, bu arada bu şey değilmiş. Bu değilmiş. Yani bir işlem hatası yapılmış orada. <laughs> Onu da kaçırmışız. O zaman diyoruz ki 30 santimetreye bölersek 303'ü. 303'ü 30 santimetreye bölersek 10 tane olur. Tamam 3 santimetre artar. Ama bana ne? 10 tane sarıyı sığdırabiliyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi yine nesil bir sorumuz var. 3 kardeşten büyük olmayan ikisinin yaşları 2 iki ve 3 ile orantılıdır demiş. 3 kardeş varmış. O zaman küçük kardeş. E, tamam ikisinin yaşları büyük olmayan ikisi. Büyük kardeşle ortanca kardeş. O zaman ortanca kardeş varmış. Bir de büyük kardeş varmış. Şimdi bunları hemen böyle yazık. Şimdi demiş ki bize büyük olmayan ikisinin yaşları yani küçük ve ortancanın yaşları 2 ve 3 ile orantılıdır demiş. O zaman buna diyelim ki 2x diyelim. Buna da 3x diyelim. 2 ile 3 ile orantılı ya. 2'nin katı 20, 30 mesela öyle düşünelim. Peki büyük kardeş ile ortanca kardeşin yaşları farkı yani bu ikisinin yaşları farkı da 21'miş. O zaman büyük daha büyük olacağı için 3x artı 21 diyeceğiz yani bu ikisi arasında 21 fark var küçük kardeş ortanca kardeşin yaşına geldiğinde demiş He. şimdi birazcık değiştirelim bakalım olayı küçük kardeş ortanca kardeşin yaşına geldiğinde yani bu arkadaş bu arkadaş öyle bir büyüyecek ki 3x olacak yani yeni durumda 3x olacak ve ne kadar büyümesi gerekiyor X büyümesi gerekiyor değil mi? Böyle düşünelim. Hani böyle X'lerle Y'lerle konuşuyorum. Şimdi bu X büyürse o zaman o kadar yıl geçecek demek. Tamam ne diyor? Ortanca kardeşi yaşına geldiğinde büyük kardeş 49 yaşında olacakmış. Bu da 49 yaşına gelecekmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Bu X büyürse mesela bu 5 yaş büyürse bu kaç yaş büyür? Bu da 5 yaş büyür. O zaman bu da X büyüyecek. Bu da X büyüyecek. Ha bunları bir yazdım. Sonra diyorum ki bu 3x olur. Bu 4x olur. Bu da 4x artı 21 olur. İşte bu 4x artı 21 dediğimiz şey 49 yaşındaymış demiş. O zaman işlem basit. 21 çıkartırsak 49'dan 4x eşittir. 28 eder. X de buradan geri çıkar. Ne söylemişti bize? Küçük ve ortanca kardeşin şimdiki yaşları toplamı nedir demişti. Şimdiki yaşları 2x ve 3x. O zaman x7 ise bu arkadaş 14 yaşında, bu arkadaş da 21 yaşında. 14 artı 21 de 35'tir diyebiliriz cevabımız için. Evet ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayayım. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.